Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Dersin başında iki tane şey var. Bayramlaşmayı burada hangi gün istersiniz? Daha uygun olur. Cumartesi bayramın ha tamam, çok güzel işte. Bayramlaşma da olmuş olur. Tamam. Güzel. İki. Kime lazım bilmiyorum. Ama bana söylenildi ki bunu söyle. Tesbihatınızı kalkmadan, nerede bitirdiğinize kalkmadan sakın böyle yılışık, yayılma tarzında, böyle Mevlana oturuşu tarzında değil, adam gibi diz üzerinde dinlerseniz, yaparsanız tesbihatı, bereketini alırsınız. Yoksa avucumuzu alırız. Sevap olur, feyzi olmaz. Sevap olur, feyzi olmaz. Ya bu genç yaşta böyle tesbihatta oturulur mu? Anlamadım yani. Dizi nasıl ağrıyacak ki? Dizim ağrıyor olur mu? İzin olmaz. Bu yaşta. 80 yaşında adamız. 80 yaşındamız. Ya dizim var. Dizim öyle bir şey yok. Alıştıracaksın kardeş. Hiç kimsenin özürü yok. Tesbihatı adam gibi yapacağız ve adam gibi dinleyeceğiz. Tamam? Sebabını alırız. Feyzini alamaz. Tesiri üzerinde olmaz. Bak diyeyim size. Mesela iş yaparken ben de öyle yapıyorum. Mesela tesbih yapıyorum. Akşam yatsarasına. Ya bak ente baki, ya bak ente baki, ya bak ente baki, ya bak ente baki. Hiçbir şey anlamadım. Kuru, ya asustur, böyle yapıyorsun. İş yapıyorum ya. Fiilen gösteriyorum. Sonra hepsini siliyorum, yeniden yapıyorum. Ya bak ente baki, ya bak ente baki. Adam gibi. Adam gibi değer verirsen adam gibi muamele alırsın. Bu böyledir. Her şey öyledir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bayram geldiği için bayramla alakalı bir yer olsun dedik. Nevi Beşer'in ağlanacak gülmeleri, endişe-i istikbal ve akibet binlik adisesiyle gayet şaşalı bir gece bayramında hapishane penceresinden bakarken, mesela herkeste var, cüz-i külli var, akibet endişelik var, endişe istikbal. Endişe istikbal, istikbal endişesi. Ne olacak ya ihtiyar olunca falan? Yaşlanınca ne olacak yani? Hasta olunca ne olacağım yani? Para lazım, ev lazım vesaire. İstikbal endişesi. Herkeste cüz-i külli var. Cüz-i ve külli derecelendiren teslimiyet zaafından kaynaklı. Allah'a karşı ne kadar teslimiyet varsa o nispette olmaz. Tamam mı? Olmayacak mıdır? Allah bunu niye verdi bu duyguyu? Endişe istikbal. Alaaddin'im niye verdi abisin? Abim benim. Endişe istikbal niye verdi? O ki gelecekteki arsayı, binayı, yatı, katı, evladı endişe etmeyeceğiz. Bu duyguyu niye verdi? Tedbirini almak için. Neyin tedbirini? Ama gelecek derken, istikbal derken ben ölümden sonraki... Ha! İstikbal o! İstikbalini kurtar oğlum derken ahiretini kurtar. Çünkü burası ne istikbali? Zaten ne kadar yaşarsan ya bitecektir. Bunun istikbali mi olur? Bunun adı gelecektir. İstikbal değil ki. Yatı, katın, aşın, işin olsa sonunda gireceksin oraya. Bu demek değildir ki. Dünyaya çalışma. Ama karıştırma. Sonra peki bunu demesem de kabire girdin. Müflis olsan daha mı olacak? Oğlum mühendis olacak, doktor olacak. Diyoruz da alim olacak, vakıf olacak. Ne bileyim insanlara faydalı olacak demiyoruz. Yani istikbal esas odur.
Endişe, istikbal ve akibet binlik adesesiyle, yani insanların geleceğini böyle Allah Allah diye merak edip araştırma noktasında gayet şaşalı bir gece bayramında hapishane penceresinden bakarken nazar hayalime inkişaf eden bir vaziyeti beyan ediyor. Ustad baktığı zaman gördüklerini şimdi anlatacak. Biz görünce affedersiniz, özür dilerim ama şehvetimiz artar değil mi? Açık saçık kızlar, kadınlar falan. Ustad bakayım ne yapıyor? Sinemada eski zamanda mezaristanda yatanların vaziyeti hayatileri göründüğü gibi. Sinema. Şimdi geçmişte adam film oynamış. Ölmüş gitmiş ama sinemada hala canlı. Aynı bunun gibi yakın bir istikbalde mezaristan ehli olanların mutarik cenazelerini görmüş gibi oldu. Yani şimdi de biziz. Yani bakın adam ölmüş. Ölmüş, burada yok. Filmi oynuyor. Benim filmim var, sağım ama oynuyor. Ne fark var? Film aynı değil mi? Bak bir artist düşünün, yaşıyor, ölüyor. Filmini seyredince aynı şey değil mi? Aynı şey. Şu anda da biz en yakın, yani en uzak dahi olsa istikbalimiz ölümdür. Öleceğiz. Yani ölüyen yürüyeniriz. Yürüyen. Ölü yürü, yürüyen. Öleceğiz kardeşim, bunun namicimi yok. Genç ihtiyar yok. Doğdun mu kardeşim, gideceksin. Bu böyledir. Ya adam gibi gideceksin ya da eli kelepçeli gideceksin. Yani öyledir yani, bu kuralı böyle. Burada kimse durmuyor ya. Bunu bir düşünsek. Ne zaman düşünülüyor biliyor musunuz? Bak. Hayatta boşluk yoktur. Senin dolduramadıklarının adının adı sıkıntıdır. Hayatta boşluk yoktur. Senin hayatında dolduramadıklarının adı sıkıntıdır. Sıkıntı budur. Doldurulamayan şeylerin adıdır. Sevgili arkadaşlar, beyin, dima, akıl, bedene nasıldır? Hayal edin. Yani hakimiyeti bedene göre çalışıyor değil mi? Bunu devre dışı bırakırsanız hiçbir manası yok. Nasıl ki bedeni yönetiyor, bir daha söylüyorum çok önemli, beyin, dima, akıl, ne diyorsan buna. Vücuda nasıl böyle kontrol mekanizması ise, iman da ruha böyledir. İmanı söküp çıkarırsanız hiçbir şeyin tadı yoktur. İmanı böyle bir seziş, bir tarafgirlik, yani Galatasaray, Fenerbahçe gibi, ne bileyim bir anlayış, bir hissi, hayır, öyle bir şey değil. İman canlıdır, ruhludur ve mahluktur. Bizim anladığımız tarzda söylesem gençlerin lisanıyla, pozitif enerji yumağıdır. Canlıdır ve ruhludur. İman ettiğin anda iman geliyor. Nereye geldiğini biliyor, seni tanıyor. Seni tanıyor ve biliyor, inanın bana. Hani var ya peygamber şey yapıyor, okuduğumuz Kur'an işte kabirde şöyle diyor, iman şöyle diyor, günahlar şöyle dile gelecek. Aynı şey işte. Arkadaşlar, orada önümüze konuluyor kabirde. Soru burada soruluyor. Orada böyle soruldu, böyle cevap verdin. Yazılığın sonuçlarını bahsediliyor. Soru sınıfta soruluyor. Soru burada soruluyor. Cevabı burada veriyorsun. Neticesini orada öğreniyorsun. Birlikte yazılı kağıdına bakıyoruz. Ha? Birlikte yazılı kağıdına bakıyoruz. O kadar yani. Ama şurada şu özelliği var. Soru da belli, cevap da belli. Kopya çekmeye gerek yok. Kitap açık. Soru burada soruluyor. Mesela soru sorayım. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yatsı ezanı okunuyor. Soru soruluyor. Kılacak mısın, kılmayacak mısın? Soru bir. Geliyor bir açık saçık. Bakıyor musun, bakmıyor musun? Ne yapıyorlar falan böyle bakarsan. Bakmadı yazılmaz. Bakmadın, baktı yazılmaz. Kardeş, soru burada, cevap da burada. Orada önümüze koyacaklar.
Bak böyle soru sordu böylece. Orada netice. Orada soru sorulmuyor. Orada sorularımızın verdiğimiz cevapları bize bildiriliyor. Bak böyle soru soruldu böyle cevap verdi. O zaman münker ve nekir hakikati orada mı? Sureti burada. Soru burada soru. Kabir burada arkadaşlar. Sırat köprüsü de burada. Tamam, şaşırma. İnsan kendini tanıma nispetinde, yorumladığı nispette kendisinin ne olduğunun kıyas ettiği yeri değişiyor. İnsan nedir denilince herkes farklı cevap vermesinin sebebi kendisini tanımladı. Ne ile tanımladı ve tanıyor? Ona göre değişiyor. O zaman Darwin kendini dünya ile tanımlayıp ben de onların nevindenim deyip evet, hayvanla kıyas ettiği için kendine de düşünen hayvan dedi. Düşünen hayvan dedi ve hayvan oğlu hayvan, maymundan geldim dedi. Adam öyle dedi yani. Biz hayvan oğlu hayvan olduğu için demedik. Hayvan oldu, hayvan olduğunu iddia ettiği için söyledik. Yani hakaret söylemiyorum yani. Yani insan nedir? Alınacak cevap insana yüklenilen manaya göre nispet edilir, ondan cevap alınır. İnsan elma değildir, değil mi? Bak kıyasın. İnsan deniz değildir. İnsan hayvan değildir. İnsan dağ değildir. Kıyas edin hadi insan neyle izah edeceksiniz? İnsanla daha değerli bir şey yok ki kıyas edin. İnsan nedir? Çakal değildir. E tabi canım herhalde çakal değil tabi. İnsanı soruyor. İnsanı yorumlaman için, insanı nispet etmen için insanüstü bir kaynak olması lazım daha değerli. İnsandan üstün bir şey olması lazım. İnsandan üstü Cebrail bile değil. Azrail bile değil. Cennet bile değil. Hiçbir şeyle insanı izah edemezsiniz. Ancak Allah ile. Şöyle duymuştum Hasan abi. İnsan dışında kainattan hangi varlığı çıkarsanız sistem bozuluyor. İnsanı çıkarsanız hiçbir şey olmuyor. O zaman insan kainatın içinde değil. Yani... Çok güzel. Çok güzel. Duydunuz mu? Kainattan herhangi bir şeyi çıkarırsanız mesela diyelim neyi çıkartalım? Rüzgarı. Karınca. Karıncayı çıkarın. Yani kainat şey olur, denge kısmen bozulur. Ama yok olmaz. Alt üst olur. Rüzgarı kaldırırsanız gene alt üst olur. Güneşi ama var olur gene. Ama insan çekip çıkarırsanız hiçbir şey olmaz diyor. Çünkü insan kainatın içinde değil, kainat insanın içindedir. İnsanda kainat var. Kainatta insan yoktur. Kainatta insan dolaşıyor. Bak, ustad nereye göre kıyas edecek şimdi? Niçin okudum biliyor musun? Sinema ile şimdi bir yere girdi. Nasıl ki diyor, ihtiyaç duyuyorum buna, bu izaha. Sinemada, eski zamanda, mezaristanda yatanların vaziyeti hayatiyeleri göründüğü gibi. İşte artistler var ya Türk filmlerinde de, şu anda ölenler var. Onlar nasıl canlı zannediliyor? Şu anda yakın bir istikbalde mezaristan ehil olanların mutahrik cenazelerini görmüş gibi oldum. Bakmış orada eğlenen kızlara, düğünlerde, mektebin bahçesindeki kız erkek şeylerine. Onlara bakmış, yakın zamanda vefat edecek olanların şu anda ölü cesetlerini dolaştığını gördü. Ölmüş. Ama cesedi dolaşmış. Dolaşıyor. Hortlamış yani. O gülenlere ağladım. Ama gülüyorlarmış. Ne tuhaf ya. Yani yakında ölecek. Korkunç bir azap onu bekliyor. Hiç bundan haberi yok. Gülüyor. O gülenlere ağladım. Başkasının derdini ağlayan adam. Ağlamış. Gülenlere ağlıyor. Oysa gülenler ağlaması lazım. Birden bir tevahuş, bir acımak hissi geldi. Yani bir azap duymaya başladım. Yani böyle korktum yani vahşet. Hani böyle bir şeyler oldu bende. Geldi diyor. Acımak hissi de geldi. Aklıma döndüm. Hakikatten sordum. Aklıma döndüm. O hayaldi. Hayal dediğimiz bizim bildiğimiz hayal değil. Bizim bildiğimiz hayali kullanarak alemi misal yani. Ustad alemi misalde görüyor onları. Yani bizim bildiğimiz hayal değil o. Şükrü örfü de kullanılan her bir organ
her bir duygu aslına bağlanır. Mesela aklı çok güzel kullanırsan, yani haramda kullanmasan lef-i mahfuza bağlanır. Onun için verilmiş. Hayali kullanırsak alemi misale bağlanır. Otomatik o bağlantı şeyi, sistemi. Ona diyor bir acımak hissi geldi, aklıma döndüm. Hakikattan sordum. Bu hayal nedir? Yani şu anda eğlenenler, gülenler var ya. Oysa acınacak, gelecekte acınacak haline şimdi gülüyor. Bak, kendi acınacak haline şimdi gülüyor. Sordum, hakikat dedi ki, kim ise o? 50 sene sonra bu kemali neşeyle gülen ve eğlenen zavallılardan 50'den 5'i beli bükülmüş 70 yaşlı ihtiyarlar gibi, 45'i mezaristan'da çürümüş bulunacaklar. Yani kaç kişiden? 50'den 5'i. 50 sene sonra, mesela lise tarihi 17-18 diyelim. Değil mi lise çağında? Veya işte o eğlenenler. 18'de. 50 koyarsan 68 yaşındakilerin %, yani şehirdeki 68 yaşında olanların %5'i ve 10 kişisi kalmış. Diğerleri gitmiş. 50'den 5'i beli bükülmüş 70 yaşlı ihtiyarlar gibi. Yani 20'yi almış. 50 koyarsan 70 oldu. 70 yaşında ihtiyarlar gibi. 45'i mezaristan'da çürümüş bulunacaklar. Daha din falan yok. Öyle bakıyor. Şu anda zaten o Türk filmlerini çevirenlerin yaşıyorlarsa şu anda zelil ve miskin bir şekilde yatakta bağımlı ve yatıyor. Değil mi miskin? Kimse de bakmıyor. Aynen. Zelil bir şekilde yatıyorlar. Ben bir tanesini yakından bildiğim için Kemal Burgaz'la tanışmıştım onunla. Pek şey yapmamıştı böyle. Alakadar olmamıştı. Yani Kemal Burgaz'la denk geldim ona. Şu anda onu bildiğim için şu anda bakıcı devlet tutmuş. Parası bile yok. Devlet tutmuş ve evde bakılıyor. Zelil bir şekilde. En meşhurlardan bir tanesi. 70'in üzerinde. 80'e yakın. Aynı burayı tuttuğu için söylüyorum. O güzel simalar, makyajlılar, boya küpleri, o neşeli gülmeler zıtlarına inkılap etmiş olacaklar. Öyle değil mi? Daha dünyada ha. Şimdi onların ruhunu, halet-i rühesini ben bir ara şey yaptım da yapmayın siz. Ben böyle bir şey yapmıştım. Öyle bir gerizekalılığım tutmuştu, affedersiniz, kusura bakmayın. Yani böyle bir aptallığım tuttu. Ben 70 yaşında benim şöyle, tamam mı? Ömrüm sinemayla geçmiş, gayrimeşru fuhuşta, şunda bunda geçmiş. Şöyle yatıyorum ya, kanserim veya ömür bitmiş. Şöyle geleceğe bakıyorum, anlıyor musunuz? Oluyorum. Yemin ederim yataktan fırlıyorum. Psikolojim bozuldu bir ara. Böyle biraz tefekkür etmiştim. Böyle yer yer sık sık yapardım. Allah kimsenin başına vermesin ve asla ve kata 2-3 seneden beri yapmıyorum. Yapmayın. Mesela psikolojileri bozuk olanların en büyük %90'ı Müslümanların, Müslümanların %90'ının, Müslümanları diyorum yani, öyle Müslümanlığı iddia eden değil, dini yaşayanların, dindar olanların çarşaflıdır, tesettürlüdür, sakalıdır, cübbelidir. Bunların psikolojilerin bozuk olmalarının sebebi gittikleri yerlerde devamlı din adına tehdit duymalarından, yattıkları zamanda hep cehennem olursa ne olur, kabir aman yarabbi böyle. Çok böyle hep sanki din korkutma üzerine kurulmuş. Onu da size söyleyeyim. İngilizler Osmanlı gittikten sonra, Osmanlı son zamanlarında da öyle, dinden insanları soğutmak için Allah Resulü'nün sünnetinde olmamakla beraber tehdit etmek ve korkutmak aracı olarak kullanılmış. Kur'an öğretecek korkutuyor. Zekatı söyleyecek korkutuyor. Namaz kıldıracak korkutuyor. Tehdit ediyor. Allah ile tehdit ediyor. Cehennem ile tehdit ediyor. İngilizlerin Müslümanların içerisinde o alim, şeyh olanları bir yol bularak dini böyle anlatmış. Hafızlık yapacak korkutuyor, dövüyor. Ondan sonra ok yaydan çıktığı gibi çocuk oradan kurstan bir çıktı mı bir de dine yanaşmıyor.
Biz daha bozuktan daha bozuk oluyor. Hafız olup da bodyguard olanı duyduk abi. Ya boş ver. Şimdi tamam. Biliyoruz. Her şey. Bardakan marika her şey var ya. Yani İngilizlerin ders, sohbet yapanların, o şeyh olanların kültür yok. Fenler yok. Ustad niye medrese düzeyde istiyor? Hem dünyevi fenler olacak bu adam vaaz edenin, hem de dini fenler olacak, ilimleri olacak. Dini dini ilim olacak, dünyevi fenli olacak. Psikoloji okumamış. Sözlüğe kalkmamış. Bir sınıfta oturmamış. İnsanı diyalogları yok. Babasından geçmiş, postası olmuşsa ver yansın. Cenem var ha. Gidin Adıyaman'a bak mesela, ben gittim diyorum. Adam bu yaşta, yaşlı adama ben çıktım şefle görüştüm. Tutmuş adam seni Seyit çağırıyor dedi. Hayırdır niye dedim ben o zaman. Tuğla indireceğiz diyor. Neyi tuğlasına? Kamyona tuğla gelmiş. Gelenleri toplanıyor. Yatarlarda çalıştırıyor. Ya mutfakta çalıştırıyor, ya fırında, ya da bana şey geldi tuğla. Ne tuğlası kardeşim ya? Ya Seyit çağırıyor seni. Çağırsana o şeyini. Ya Seyit seni çağırır mısın ya? Öyle deyince adam baktı. Geldi, delikanlı sen Seyit misin ha? Sen bilmez misin? Bilmez misin Seyyidül Kami Hadimum? Senin ciddiğin peygamber demedi mi ki? Seyit efendi o topluma hizmet edendir. Allah Resulü su istemedi, suyu kendisi dağıttı. Sen dedim babandan da yaşlıyım, sen beni tuğla mı indireceksin ki çağırtıyorsun? Ya estağfurullah bir şey yaptı falan. Kardeşim ne yapıyorsun sen ya? Bak işte bunlar eve gidecek adam, görecek. Yani onun ferdi hareketini genellemiyorum ama genelde böyle aman. Bizde de var böyle. Bakın böyle çocuklara kurs öğretilen şeyler. Tehdit ediliyor. Korkutuluyor. Psikolojili bu. Ben soruyorum size. Bana cevap üretsinler o zaman. Ayak öptürüyorlar abi. Ayak öptürmeli. Bir tanesini söyleyeyim. Yerisi Büyükçekmece, Tepecik'te, Ceylan Çiftliği'ne. Gidin. Cuma kıldıktan sonra, şerh kıldıktan sonra. Benden de geçen şerh. Babasını da görmüştüm. O adama elini öpmek için herkes bulunduğu yerden sürünerek gidiyor. Yalan söylüyorsam söylüyorum, yeri söylüyorum. Bu da bir din cemaat mesela. Bak işte, kötülemek için değil. Niçin söylüyorum? Şu sorunuza cevap vermek için yapıyorum. Çarşaflıdır, tesettürlüdür, namazlıdır, sakallıdır, dindardır. Niye %90'ın psikolojisi sıkıntılı? Çünkü dini korkutarak almış. Dini cehenneme karşı almış. Dini kabirdeki ilan kıyanlara karşı almış. Sevgiyle almamış. Alamamış yani. Psikoloji bozulmaz mı? Yatmıyor mu babaannem? O dedem yatmıyor mu? O abim, bacım yatmıyor mu? Yatınca vaazı dinledi. Ey cemaat, kabir var ya şimdi dinliyor. O ilanlar bir ısırdığı zaman 70 kafalı. Bir tanesinin daha 70 yerden yara açıyor. O kendisini diyor. Oysa bu söylenilen şey kafirler için, münafıklar için söylenen hadisi kürsüde Müslümana söylüyor. Müslümanın ruhuna giydiriyor bu adam. Kime demiş bu ya? Bu hadisi, hadis var diyor mesela. Lan bu hadise sen muhadisin misin? Hadis imamı mısın? O ki Arapça mealini verilecekti. Müfessirler niye gelmiş? Muhadisler niye gelmiş? Arkadaşlar, dini tehdit aracı bir şeyi vermek veya almak için kullanılmış. Bu İngilizlerin soktuğu bir şey ya. Ya ben cevap arıyorum. Bu Müslümanın psikolojisi niye bozuk ya? Allah'ı sevmesi gerekirken Allah'tan korkuyor. Allah'tan kork diyor şimdi. Allah'tan sev desene ya. Eğer diyor korkulacak bir şey varsa korkmayın diyor bir şeyden. Ne kabir ne şundan. Korkulacak bir şey varsa benden korkun diyor Kur'an'da. Ama ben de korkulacak makam değil ki. Allah sevilecek bir şeydir. Allah Rahman ve Rahim'dir. Ya baksana neler yaratmış. Birkaç yerde volkan patlatmış. Her tarafta buğday patlatmış. Meyve patlatmış. İnciri çıkartmış ya. İnciri çıkartandan korkulur mu kardeşim? Sevilir ya. En az incir kadar Allah'ı sev ya. İncir ayı olduğu için söylüyorum. Allah Allah. Allah'ın incir aldığın zaman ya Rabbi korkuyorum senden mi diyeceksin? Ya Rabbi ne kadar güzel bir Allah'sın. Senden gurur duyuyorum değil ya. Ne korkuyorsun? Ya Rabbi bunu yarattın, kabirde bana ne diyeceksin? Lan Allah Allah. Bende bir manyaklık var. Hesabı isteyecek. He? Ya hesabı isteyecek. Hesabı. Lan hesabı biz veriyoruz elhamdülillah ya. Neyi? Namaz kılıyorsun kardeşim. Namaz kılıyorsun değil mi?
Oruç tutuyorsun, şükürler olsun. Allah'tan korkma kardeşim, günahlarından kork. Ölümden korkma, kitap okuyamamaktan kork. Ölüm nedir ki ya? Çekirdeğin ağacı olması, bunun ölüm mü denilir? Aşinayız, biganeyiz. Mefte diyor, ne diyordu? Aşina, yani ölüme karşı biz aşılıyız, biganeyiz, öyle bir problemimiz yok diyor. Biz ona alışmışız zaten. Mutu kablente mutu diyor. Asar-ı Bediye'de geçiyor. Kaçıncı sayfaydı, 28 miydi? Bizim sitenin başına koyduk bugün. Aşinayız, biganeyiz, yani alakasızız diyor. Meft, ne meft diyor diyor. Bir meft ama bir şey diyordu. Elhamdülillah. Niye arada zikrediyorum? Rahatsız. Endişeyi mert. Ha, endişeyi mert. Aşinayız, virgül, biganeyiz. Endişeyi mert mi diyor? Yani meft endişesine karşı biz biganeyiz. Öyle bir problemimiz yok. Meft problemimiz yok. Çünkü zaten olmuş. Bak, namaz kılıyorsun. Oruç tutuyorsun. İnternet ve televizyonlardan elinden geldiği kadar uzak duruyorsun. Harama bakmamaya çalışıyorsun. Haramlık selamına dikkat ediyorsun. Sen zaten nefis cihetiyle ölmedin mi? Nefis ölecekti. Zaten ölmüşsün. Ölmeyenler ölmekten korksun. Sen zaten ölmüşsün. Onun için diyor ki neyiz? Endişeyi meft mi diyor? Endişeyi meftten diyor biganeyiz. Aşinayız. Zaten bitmişiz yani. Dünyada bitirmişiz. Arkadaşlar, füllü nefsin zayikatı meft. Nefis ölecek. Nefis cihetiyle zaten ölmedik mi? Nefis haram istiyor, yapmıyorsun. Öldün. Bak diyor, şuna bakmıyorsun. Öldün. Kılma diyorsun, kılıyorsun. Öldün. Kurban kesme diyor, kestin. Öldün. Daha niye öleceksin? Ruh ölmeyecek ki. Ha, tebdili mekan olacak, ıtlaklı ruh olacak, tahvili vücut olacak. Sen buna ölüm mü diyorsun? Ahiret dünyanın, dünya tentenin perdedir. Biraz da kazıdın üzerine alttaki yazı çıkıyor ya. Abi aslında hiç ölüm yok değil mi? Hep ya tabii canım, ne ölümü ya? Hep olmak var. Hep olmak var, doğmak var kardeş. Doğmak var. Aferin nasıl, dün nasıl? Ha, çak bir tanesi, bismillah. Risale-i Nur. Vallahi Allah'ı da sevdirdi, ölümü de sevdirdi ya. Vallahi sevdirdi ya. Yoksa niye sipsiyah kaplı kalplerin uzantısı olan eli öpecek? Mescitte sürünüp gelecek bir insan buraya. Buraya geliyorsunuz. Sürünüp gelecektiniz. Sıraya girecektiniz elimi öpmeye. Ya. Oysa bak kardeş, konunu sallaya sallaya gelebiliyoruz. Ben bunlar da gurur duyuyorum. Orada oturup da konuşsaydım haklısınız. Bak burada oturduğum halde kardeş. Yok böyle şey. Allah Resulü'nün de çocuğu değil mi? Enes miydi Hazreti Enes? Çocukken köle olarak satılmıştı. Sonra eğitmedi mi? Demiyor mu Allah Resulü? Bir defa bana bağırmadı diyor. Tamam sen 10 defa bağır canım. Ama din diye bağırma. O diyor yani. Allah Resulü'nü hep sevdiler. Ve Allah kendisi söylüyor cihada katılmayanlar için. Diyor ki bir mana. Eğer diyor sen sert davransaydın, yanında kimseyi bulamazdın diyor. Kur'an'da meal icmanız. Ya dini biz bilmiyoruz ya. Kur'an'ın 16'da biri haram helallardır. 15'i nerede? Kavlile yine. Fekula kavle neyine ya Musa. Ey Musa. Musa da benim gibiydi böyle Musa aleyhisselam. Musevi meşrep böyle. Sert. Allah diyor ki, git diyor Firavun'a ha. Git cehennemle tehdit et. Kabir var falan deme. Fekula kavle neyine ya Musa. Git diyor. Yumuşak sözle söyle diyor. Musa aleyhisselam. Kime? Düşmanına ha. Şimdi Müslüman Müslümana tehdit yapıyor. Oysa Firavun'a gidip tebliğ etme yöntemi kavli lehin söylüyor. Ya din çok güzel ya. Ya çok hoşuma gidiyor. Ama kaynağından alacaksın. Evet abi. 20. mektup 11. kelimede nereye gideceğimizi anlatıyor ya. 20. mektubun 11. kelime nereye gidiyorsunuz? Ey insan nereye gidiyor ve nereye sevkin onu biliyor musun değil mi? Vay be. Oraya bu akşam okuyacağım inşallah. Çok hoşuma gitti bak. Sağ olunuz. 20. mektubun 11. kelime. Ey insan nereye gidip nereye sevk olunuyorsun? İşte dünyayla işte şu zindanı hayattan işte cennetin şu hayatına. Ulan ölüm mü denilir buna ya? 100.000 defa sevilir ya.
Zaten kimse ölümden korktu. Yok, günahımızdan korkuyoruz. Değil mi? Tamam, ondan korkacağız. Günahtan korkuyoruz, tamam. Bu hayal nedir? Hakikat dedi ki 50 sene sonra bu kemali neşeyle gülen ve eğlenen zavallardan kalbim ne geldi biliyor musun? Acaba bu insanlara fazla mı şey yaptım? Hayır, kalbime geleni bu hali, bu manzarayı, bu ortamı kabirde de hep beraber göreceğiz. Böyle olduğunu göreceksiniz. Vallahi Allah'ın kalbime geleni söylüyorum. Aynı bu şekilde dinin böyle olduğunu göreceksiniz. Ummadığınız bir şekilde Allah sizi karşılayacağını göreceksiniz. Hiç beklemediğim bir tarzda. Çünkü niye? Allah böyle bir Allah'tır bizim Allah. Ummadığımız bir şekilde bizi karşılayacak. Yani bu kadar da değildi. Hah, Allah böyle söyledi. Bana iyilik yapılıyordu ama bu kadar da mı? Bu bizi lakaytlığa, tembelliğe, namazları bırakmaya itmez, tam tersine. Ben şöyle inanıyorum, Risale-i Nur aldığım ruh. Sevgi daha çok amele götürür. Mesela bir misal vereyim. Babamdan misal veriyorum. Korkuttuğu zaman, biz korktuğumuz zaman, baba geleceği zaman hemen işin başına geçerdik. Sevgiyle benimle münasebet kurduğu zaman, ya babam duyarsa ayıp olur ya, aradaki münasebete zarar gelir. Yani daha beter o, keşke öyle sevmeseydi diyordum ya. Yani korkutsa kaçardık. Ama öyle bir sevgiyle bağ koydu ki, ona yanlış yapmaktan arkası dönükken vicdanımız azap veriyor. Sevdiğinize yanlışlık yapmak size azap vermiyorum. Korktuğunuza karşı yöntem geliştirmek size keyif vermiyor. Sevgiliniz kadar, haşa şaka söylüyorum da, sevgiliniz kadar Allah'ı sevsek onun yoluna ölürdük. Fazla o kadar da değil. Baklavayı sevdiğimiz kadar Allah'ı da sevsek, baklavayı elde etmek için kullandığımız yöntem ve masrafı Allah için de kullanırdık. Diyeceğim abi ne diyorsun ya? Eylemden konuşuyor. İtikattan konuşmuyor. Mesela kadın. Çocuk alıyor kalkıyor değil mi? Hemen akabinde Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sabah ezan okuyor kalkmıyor. Şaka söylüyorum tabii. Allah'ı da çocuğu sevdiği kadar sevseydi kalkardı. Eylemden konuşuyorum, itikattan konuşuyorum. İtikat öyle değil. Eylem. Çok uzattım, özür dilerim. Hakikat dedi ki 50 sene sonra bu kemal-i neşeyle gülen ve eğlenen zavallardan 50'den 5'i beli bükülmüş 70 yaşlı ihtiyarlar gibi, 45'i mezaristan'da çürümüş bulunacaklar. O güzel simalar, o neşeli gülmeler zıtlarına inkılap etmiş olacaklar. Görüyorsunuz değil mi yazıyı? Bu şeye bakın. Bakın ne harika. Küllü atin garip kaydesiyle. Ne demek? İbn-i Mace 7-46. Her gelecek olan yakındır. Hadis bu. Kaydesiyle madem yakında gelecek şeylerin gelmiş gibi görülmesi bir derece hakikattır. Elbette gördüğüm hayal değil. Madem dünyanın gafletkârâne gülmeleri, öteki tarafa geçiyorum. Gözüküyor değil mi? Evet. Bak hepinizin eline kitap verdik. Böylelikle. Ve sorguluyorsunuz bana. Yani ille dinlemeyin. Abi o neydi? Abi şu olabilir mi? Onun için yani müzakere yapıyoruz. Konuşma tarzında ben sohbet yapıyorum. Hitap etme makamında bir edebiyatta bu şeyi yapmıyorum. Bir ders böyle siz ben falan yapmıyorum. Beraber yapmaya çalışıyoruz. Daha ilerisini götürdüm ama bazen patavatlar çıkıyor. Gördüğünüz şahit oluyorsunuz böyle. Yani sanki buradakiler herkes cahil konuşuyor. Yani yenilerde oluyor da onlara ben şey vermemek için fazla fırsat vermiyorum. Yoksa ben beraber işlemeyi çok severim. Çok ama. Bir öğretmen talebe ilişkisini hiç sevmem pek. Yani dolayısıyla bakın o eylemim bunu gösteriyor. Bunu görün, siz de bu tarafa görüyorsunuz ve bakın, siz de düşünün, imar edin, imarat hali olsun kafa, misal bulun, böyle güzel olursa, iş olsun diye değil de tabii. Şimdi okuyorum bir daha şuradan.
Madem dünyanın gafletkârâne gülmeleri böyle ağlanacak acı hallerin perdesidir. Ha 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 gülüyor ya o lise bahçesindeki veya düğünlerde ha ha vur çarp patlanırsın falan der. Bunların gülmeleri ağlanacak acı hallerin perdesidir. Ve muvakkat ve zevala maruzdur. Geçicidir ve zeval. Son olacak. Her şeyde olduğu gibi. Mesela düğünde diyorum ki, bak geçen cumartesinde, pazar günü, Çetin'e gittim bu cumartesi, pazar. Onu da bu arada söyleyeyim. Düğünlerinize, hastanıza ve cenazede ben yoksam, yani gücüm nispetinde, imkanım nispetinde, ben nasıl adamım? Yani siz de öyle olacaksınız. Düğününe gideceksiniz, haramlık selamlık yapmışsa. Cenazesine de gideceksin, hastanesine de ziyaret edeceksin. Burada kimle gittik? Kanun hastanesine gittik. Kalktık dersten sonra, beraber gittik. Halkalı mıydı o? Evet, Halkalı. Halkalı'ya. Çatalca'daki bir cemaatimizden bir yaşlı abimiz. Bak, buradan kanun hastanesine gittik Halkalı'ya. Birkaç defa senden sonra da gittim yani. Ziyaretim, bir şeyi anlatmak için anlatıyorum. Gidin, şey yapın diye. Sahiplenin. Şey ne oldu? Şimdi onlar son buluyor. Bir daha eline geçmez. Muvakkat ve zevala maruzdur. Elbette bir çare insanların ebedperest kalbini. Yok mu bizde ebedperest kalp? Ebedperest kalbini. Aşk-ı bekaya meftun olan ruhunu güldürecek, sevindirecek, meşru dairesinde, Allah'ın emrettiği dairede ve müteşekkirane. Müteşekkirane ne demek? Yani şükre vesile olacak. Niçin anlattım o düğününüze, cenazenize? Düğünde de söyledim. Düğünde şöyle başlarım ilk mukaddemem. Şadi Şirazi der ki, böyle derim de bununla alakalı. Kimin rehberi çakal ise onun burnu boktan kurtulmaz diyor. Ben özür diliyorum ama ben pislikten diyordum ama dediğini söyleyeyim. Adam dedi, yazmış, ben de naklediyorum. Ama şimdi ikincisini öyle demeyeceğim. Bir daha söylüyorum. Kimin rehberi çakal ise onun burnu pislikten kurtulmaz. Çünkü o burnu oraya götürür. İşte bu düğün, tebrik ediyorum diye başlıyorum. Niye? Allah Resulü'nün vaat ettiği, söylediği düğünlerdendir. Düğün yemekleri yemek berekettir. Düğünde hediye vermek sünnettir. Düğünde de yemek sünnettir. Tamam. Hatta o para atmak oradan geliyor. Gelin üzerine eskide şemsiye de atılıyordu. O en bereketli paraymış o. Vesaire. Yemek de öyle. Yemek de sünnettir. Allah Resulü orada yemek veriliyormuş. Değil mi? Veli nimetinde diyor. Veli meclisinde diyor. Tamam. Düğün törenindeki yemekten bahsediyor. Hediye vermek. Allah Resulüne hediye vermiş. O da hediye vermiş. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Diyorum ki kaç defa evleneceksiniz? Hep evlilere söylüyorum. Bir defa evlendin değil mi? Hayır. Peki doğru kursana sistemi, bir daha düzeltme şansın yok. Şimdi bir daha evlenmeyeceksin ki doğru yapayım. O zaman evleneceklere diyorum, doğru kurun. Kim ne dere bakma, Allah ne dere bak. Bir kere doğru yani. Abi bir defa evleniyorsun, tamam işte bir defa evleniyorsun. Niye yanlış yapıyorsun? İki evleneceksin ki hani telafi edeyim. 1-0, 1-1 olacak. Abi bir defa oluyor, tabii ki bir defa oluyor. Niye sistemi yanlış üzerine kuruyorsun? Bir defa evleniyorsun. Yanlış yaptığını bir de konu. Telefon nasıl edeceğim? Abi gelmezler. Allah gelsin ya. Peygamber gelsin ya, ruhaniyetleri. Evliyalar gelsin ya. Dostların gelsin ya. Dualar gelsin ya. Adam gelmiş. Zibidi gelmişti, gelmemiş. Gelmişti ne olmuş yani? Hoplamı zıpladı. Ne olmuş? Allah isyan etti. Ben de ona vesile oldum. Ondan sonra o sistemi kurdum. Oradan doğacak çocuğumu da kaybedeceğim işte. Diyeceksin ki abi hoppala dur falan. Tamam durdum. Sonradan abi çocuğum hırçın. Temelde. Abi de ev sallanıyor. Kamyon geçince. La çamur üzerine, batan üzerine temel atınca öyle oluyor da. Temel. Doğru kur ya. Ben senin için söylüyorum değil mi? Bak senin için. Doğru kur gençler. Yeni evlenecekler. Eski evlendik. Onlar tövbe et. Tövbeye sarılın. Yeniler. Bir defa evleniyorsunuz. O zaman doğru yap. Sen evlenmemişsin. Nereden biliyorsun? Kimin rehberi çakalsa onun burnu pislikten kurtulmaz. Devamı? Devamı
Yani o konuşma devam ediyor. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı rehber yaparsan düğün böyle olur. Ama Allah Resulü'nü değil çakalları rehber yaparsan senin burnun oraya götürür. Eğer başka şekilde rehberiniz olsaydı düğününüz böyle olmazdı. Alaaddin'de vardı da beraber gittik Alaaddin. Bak ayıp falan. Yani Allah Resulü'nün sünnetine göre kur kardeşim, ondan sonra vallahi ben meşru şekilde evlendim. Meşru şekilde seçtim hanımımı, eşimi. Ondan sonra çocuk çıkmadı. Çıkmadıysa çıkmadı. Ne yapayım doğru çıkmadıysa. Adem Aleyhisselam'ın bile çocuğu isyan etti. Nuh Aleyhisselam'ın çocuğu isyan etti. Ben de doğru üzerine kurdum, olmadı. Ama evlenirken doğru seçmedin. Düğünü yanlış üzerine kurdum. Ne yapayım ya Rabbi diyemezsin. Biraz mesuliyetten çıkacaksın. Rahatlaman için söylüyorum. Aley ya Rabbi, ben adam gibi seçmeye çalıştım. Düğünü de o kadar akrabama rağmen direndim ya Rabbi, sen de biliyorsun. Ondan sonra ya şimdi artık verirsen verirsin. Olur olmaz. O da senin işin. Değil. Temelleri doğru attın. Aferin sana. Vazifeyi yap, vazifeyi ilahi. Karışma. Selam çak. Her şey kuralı var. Kuralıyla. Ama benim çocuk çıkmadı. Adem Aleyhisselam hangi çocuğu isyan etti? Namussuz vardı bir tane. Habil Kabil vardı değil mi? Kabil değil mi? Nuh Aleyhisselam'ın hangisiydi? Vampir. Kenan. Doğru evlenmişti, sonra yanlış çıktı. Bir yamuk bir karısı çıktı. Peygamber hangisiydi? Lut. Lut Aleyhisselam. Abi ben vallahi şartlarına uydum. Eşim, kocam veya hanımım şartlarına göre iyiydi ama sonra yamuk çıktı. O zaman Lut Aleyhisselam'ın hayatına sarıl. O da doğru evlenmişti ama yamuk çıktı. İsyan etti değil mi kocasını? Hatta kocasının bilgilerini istihbarat etti dışarıya. Ne sabırlı peygamberlermiş ya. Vallahi ben keserdim ya. Vallahi ben deliyim ya. Ya kılma. Merhametliyim ama. Bir de benim yanımdasın. Ben peygamberim. Bana isyan ediyorsun. Tamam et. Bir de öteki tarafa çalışıyorsun. Onu da Allah halletti abi. He? Onu da Allah halletti. Bana bırakmadı. He? Allah çaktı. Bir de Zembili Ali Efendi'ye şey yapıyorum ya. Ona da hayranım ya. Zembili Ali Efendi ikinci kattan zembille indirirdi. Soruları oraya koyarlardı, zembille çıkardı. Çünkü karısı kimseyi sokmazdı. Bu moruk ihtiyara mı geliyorsun, bir daha karet ediyorlarmış. Karısından dolayı olmuş ya. Neyse. Sen de evliyasın. Yok böyle evli olmaz. Siz böyle evli olmayın. Gayret ederek karısından, eşinden dolayı evliya değil, kemalatından olsun. Yani ben sıkıntıya sabrettim diye falan değil, onu kastediyorum. Böyle değil. Yani müsbet ifade. Evet, müsbet ifade. Sizden birisiyim de, siz oluyorum, konuşuyorum. Muteşekkirane, huzurkârane, gafletsiz, masumane eğlencelerdir ve sevap cihetiyle baki kalan sevinçler. Eğlenmeyecek miyiz? Eğleneceğiz arkadaşlar. Ama ayrılınca düğünden, eğlenceden of be diyeceksin. Böyle takkını koyacaksın. Of be, iyi geçti, şükürler olsun. Eğer haramla geçmişse olan şunu ne yapacağız ya? Estağfurullah ya. Yani düğün bayram bittikten sonra şöyle olsun. Bak. Muvakkat ve zevale maruzdur. Elbette bir çare insanların ebedperest kalbinin aşkı ve kaya meftun olan ruhunu güldürecek, sevindirecek, meşru Allah'ın emrettiği dairesinde ve müteşekkirane, şüküre vesile, huzurkârane, Allah'ı unutturmayacak, gafletsiz, masumane eğlencelerdir. Bitince sevap cihetiyle baki kalan sevinçlerdir. Bunun içindir ki, bu dersi niye seçtim? Bunun için bayramlarda gaflet istila edip gayrimeşru daireye sapmamak için rivayetlerde zikrullah, şükre çok azim tergibat vardır. Bu cumartesi, şimdi dersteyiz. Bir dahaki cumartesi değil mi? Önümüzdeki. Cumartesi bayram değil mi? Evet. Yani gelmemiş olacaksınız. Yani bayram olmuş olacak. Yani akşamı buradayız. İşte önümüzdeki cumartesi bayram olduğu için bu dersi yap. Bayramımız nasıl olacak?
Bayram nedir daha çok? Bunun içindir ki bayramlarda gaflet istila ediyor. Gayrimeşru daireye sapmamak için bayram oldu, her şey mubah oldu yapmamak lazım. Bayram mubah yapmıyor. Bayram oldu, her şey mubah oldu. Neden? Hani diyorlar, ya bir defa bayram olacak ya bıraksana. Tabii bir defa olacak, 10 defa olmayacak. Ne zaman telafi edeceğim yanlış giderse? Sanki İslamiyet eğlenceyi yasaklıyormuş. Ve diyor ki, öğleneceğiz, sevineceğiz, hoplayıp zıplayacağız da. Ama neticesinde, ya tabii ya ne yapacağız onu ya falan. Demeyeceğin işleri yapacaksın da. Ha? Demeyeceksin. Mesela bir tanesine söyledim böyle tipti bugün. Abi çok sıkıntım var dedi ya. Dedim ki neredesin? Ne yapayım, herkese ayrı ayrı konuşuyoruz. Mertel'deyim dedi. Dedim ki benim bildiğim Bakırköy Osmaniye arasında bir şey var. İyi abi ne? Tren istasyonu hemen. O bir tane yere yapışmış arabalar var ya böyle yapıyor falan. Ne diyorlar buna? Volkart mı? Volkart. Ha neyse anlamadım. Ona bir kere bindim ben. Bindirdiler ama psikolojisi hap içeceğine ona bin. Bak şimdi. Bir biniyorsun arkadaş. Ne kafa kalıyor, ne kalp, ne varlık. Varlığı her şeyi unutuyor. Psikoloji için, yani sıkılmak için düşünmen lazım, sen olman lazım. Bir sıkıntıyı getiriyorsun ya bir yerden. Kimse yok ki. Yani acayip bir şey. Heyecan, korku, şey hep arada. Dedim ki oraya git. Abi, demek istiyor ki şu, iyi misin? Sen beni dinle. Git dedim, 10 liradır. Git bir, altı şey yapıyor dedim. Ama tek olmaz. Yarışı da koy işin içine. Git bir, şaka demiyorum. Hap içeceğini onu iç. Andrenalin nasıl yükseliyor? Anladın mı? Ya arkadaşlar, sıkıntı denen bir şey yok da biz imal ediyoruz. Unutması için söylüyorum. Veya git balık tut. Var mı? 100. Abi be, doğru söyledin ya dedi. Sıkılmak için. Çünkü işte bayramlarda bitti bayram. Ne yapacaksın? Ya tekke. Nereden yaptım şunu ya? Diyeceğini. Ulan iyi elhamdülillah, iyi eğlendik. Lan ne haram size ya? Bu kadar içecek, binlerce içecek helal. Bir içki içme işte. Meyve sularının binlercesi. Maden sularının onlarcasını içebiliyorsun. Bir tane zıkkım ya. Her et yiyebiliyorsun, onu domuz yeme. Çok da iyi misaki. Yani meşru dairede hangi şey helalin yok ki? Var arkadaş. Hepsi meşru. Gidin o bedavadır top sahası, sağ olsun belediye şey yapmış. Gidin erkeklerin haram yeri göbekle diz kapağı arası kapalı. Haşama gibi denize girilen bir seri, gidin top oyna. Top oyna ya. Televizyon seyredeceğini git top oyna. Kaç kişi bul. Kimseyi bulamazsan beni bul. Beceremiyorum ama. Bayram cihetiyle ziyareti ilk. Yani nereden başlanıyor? Ha bayram cihetiyle ilk ziyaret nereden başlanıyor? Bak. Mezarlıktan. Arkadaşlar, bilmiyoruz tabii de kardeş doğru soruyor. Camiden çıktığımız zaman yakınsa ilk önce şahsiyetimize şahsiyet katan, ruhumuza ruh olan, hayatımıza kıble olan, aklımıza istikamet veren dini şahsiyetler ziyaret edilir. İlk. Yakınsa tabii. Burada kaldım. Sonra anne babadan daha mühim bunlar. Ulema. Sonra anne baba. Tamam mı? Sonra akrabalardan dini şahsiyetler ve sırasına göre yapılır. Sonra kurbanı kesildikten sonra ölülere gidilir. Ama o kadar tuhaf olmuşuz ki camiden çıkıyoruz, dirileri ziyaret etmeden ölülere gidiyoruz. Çok tuhaf. İlk önce böyle. Ulema-i ümmeti kendiye beni İsrail. Peygamber aleyhissalatü vesselamın uleması hem varisleridir hem zamanımızın onların vekilleridir.
ve Beni İsrail peygamberleri gibidir. Onları ziyaret edeceğiz. Sonra anne babamızı ziyaret edeceğiz. Anne babalarımızdan sonra ikinciyi gelir. İlk önce Sıla-i Rahim. Sıla-i Rahim demek, rahime sizi götüren bağ, sıla bağdır. Rahim olan, Bismillahirrahmanirrahim'deki o rahim, rahim olan Allah'a götüren her şeyin derecesine göre sıradır. Ulema ilk önce Sıla-i Rahim'dir. Mesela namaz Sıla-i Rahim'dir. Oruç Sıla-i Rahim'dir. Allah'a seni götüren, Allah'a taşıyan, yoksa nasıl anlaşılmışsa anne babayı ziyaret, akrabayı ziyaret, ona hasbettiler. İlk önce hukukullah, Sıla-i Rahim'in. Hukuku Resulullah, hukuku asfiya, asf-i mücedidir. Hukuku mutedeyin valideyin. Dindar ana baba ve akrabayı talukat. Akrabayı talukat, talukata gidiyoruz. Akrebi talukat olmuş. Akrep. Gidiyor dinle dalga geçiyor. Aa uçuyor uçuyor bak o zaman. Onun uçuyor musunuz da falan. Dinle dalga geçiyor. Senin vesilenle. Davanla dalga geçiyor. Namazla dalga geçiyor. Abi şunlara bak falan. O zaman bunlarla ne işin var ki ya? Telefon et. Bitti. Allah ile arası olmayanın benim hiç aram olmaz. Eyvallah kardeşim. Aslında uçuyoruz. Sonra siz sürmeye devam edin. Evet. Biz uçuyoruz, siz sürünün. Doğru. Haberin, bazen kafan çalışıyor. Devamlı çalışsa sorun olur sana da bana da. Allah Allah. Arkadaşlar bak, cumartesi bayram olacak. Ben bazen ne yapıyorum biliyor musun? Ha, teneffüs ediyor sen beraber. Sıkmıyorum değil mi sizi? Zile basıyorum biliyor musunuz? Bazı gece 11'de 12'de veya bayram sabahı. Bak abi böyle giden bir tanesini seçeyim. Çünkü benim çoluk çocuğum akrabayım talukatım olmadığı için gidiyorum bir tane Nurcu kardeşimi pat, kafama kim esiyor? Pat diye gidiyorum ziline basıyorum. Geçenlerde şeyden geliyorum Yalıköy'den Tepecik'ten artık yoruldum bilmem avcılardan geçiyorum. Birisi vurdu kafama. Tamam dedim ya. Bastım ona, oraya gittim. Gece saat 11.40. Yatmıyor. Hakikaten yatmışlar. Zili bastım. Adam çıktı. Abi. Ya bırak şimdi aç kapıyı. Gittim. Evde bir bayrağı. Ben geldim dedim. Tamam. Hepsi kalktı çoluk çocuk. Elhamdülillah. Dedim tatlınız varsa bir şey ikram edin. Bak tatlı yemeğe geldim. Şakada. Ondan sonra hakikaten öyle. Ondan sonra kurbandır şimdi. Kurban kesilene kadar yemeyin. Sünnettir, menduptur. Mustahaptadır deniliyor. Hayvanın ciğeri yani kesilip kesilene kadar beklerseniz ciğerini şey yapılır. Ondan sonra yapılır. Demek ki ziyareti öyle yaptık. Ondan sonra şey yapılır. Biz ama bayramlaşmayı bayram cumartesi bayram birinci gün ya. Akşamı da ders olduğu için tevafuk etti. Bayramlaşmayı burada yapacağız. Beraber. Ama diğer bayramlarda ilk önce öyle koyacaksınız. İlk önce kardeşim camiden çıktın diyelim. Köyde kasa. Ya kendin hayatına hayat olmuş. Tamam mı? Ruhuna ruh olmuş. Bedenine istikamet olmuş. Aklına rehber olmuş. Kişiyi gidip ziyaret edeceğiz. O hak ediyor, hak etmeli. O hak ediyor ama biz de hak etmeliyiz. Vesaire. Tamam mı? Başka sormanız yoksa şunu bitireyim. Bunun içindir ki bayramlarda gaflet istila edip gayrimeşru daireye sapmamak için rivayetlerde zikrullah'a şükre çok azim tergibat vardır. Ta ki bayramlarda o sevinç ve surur nimetlerini şükre çevirip o nimeti idame ve ziyadeleştirsin. Bizim memlekette silah atma vardır. Silah atmak sünnettir ya. Yani. Bayramda mı silah atıyor? Silah. Yani ok yarışları vardı, at şeyleri vardı. Yani üç tane sünnet ya. Yüzme, ata binme, ata araba, yüzme, at ve ok. Yani tamam ama dağlara çıkıyorsun gençlerle falan. Yarışlar oluyor falan. Yani ne kadar, şunu demek istiyorum. Meşru dairede eğlence o kadar güzel ki. Meşru daire o kadar harika ki. Mesela bak geçen kurbanda akraba, ben köye gitmiştim. Amcam, oğlum gel dedi. Tamam amca gittim. Çocuklarını da çağırdı vesaire. Bende de var tabii şimdi de ilan edeyim. Ondan sonra ona pat 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 yaptılar. Arada sıyrıldım ben gittim geldim. Benimkiler de at. Yani o kadar da güzel oluyor ki. Meşru o kadar eğlence oluyor ki bak unutamıyorum.
Silah atmak zannediyorsunuz. İsraf zannediyorsunuz. Senden koparıyor. Pat her şeyini alıyor bak. Pat diye alıyor seni. Sıkıntını alıyor. Yüz. Balık tut. O dediğim arabaya değil. Arkadaşlarla şey yap. Yani meşru dairede keyfinize ittifa edin. Harama gitme kardeşim. Değmez yani. Değmiyor. Sonra pişmanlığa vesile olacak şeyden. Niye pişman olayım ya? Ne olayım ya? Hem paramla hem bedenimle. Ha? Acayip bir şey. Mesela bak bir tane söyleyeyim. Bazen Almanya'da misafirlerim geliyor ya. Hani gezdirmek. Ders bitiyor. Burada mesela çok arkadaşlarım var burada. Alıyorum. Orası neresiydi ya? Beşiktaş'ta geçiyorduk o. Orta köyde geçiyoruz. Yok yok orada bir şey var. Baltan Limanı'na doğru gitmedi. Ha şey. O Dolmabahçe o şey var ya cami. Ha onun geçtikten sonra bak orada müspet birisi var. Orada. Salep içiyoruz. Neyse. Gidiyoruz. Salep o dediğimiz var sütlü bir şey. Bak meşru dayan. Alıyoruz şeyimizi denizkin kenarına. Balta atıyoruz. Tamam mı? Sohbet ediyoruz. Balık tutanlarla sohbet ediyoruz. Balık tutanların bir kısmı beni tanıdı. Hatırladınız belki bilen mi var? Böyle tanıdı. Meğer psikoloji dersleri dinliyormuş. Ondan sonra abi baktı şaşırdı. Balık tutanlardan dizilmişler. Sohbet ediyoruz. Ondan sohbet ediyoruz başka. Yani bakın küçük şeylerde mutlu olmaya çalışın. Hanımınla bir çay iç. Otur karşı karşıya. Sohbetler edin. Çocuğunla oyna. Arabacılık oyna çocukla. Yani anlıyor musun? Safire çıkıp İstanbul'u izle. Ha nereye çıkıp? Safire. Ha evet ya. Biz evet. Acayip gece çıkarız. Hani ya meşru ya. Helal. Bu sefer başka şeye ihtiyacın olmuyor. İştahın da olmuyor. Tatmin oluyoruz. Ondan sonra kalkıyoruz. Abi bahçecik. Mesela İzmit'i bir şey. Hadi kahvaltıya gidiyoruz. Tamam. Ders de yapacağız. Dersler de oluyor. Yani ne anlatmaya çalışıyorum biliyor musunuz? Arabayla dahi oyna. Meşru daire küçük şeyle mutlu olursanız Allah büyüğünü de verir. Allah büyüğünü de veriyor zaten. Bitireyim şunu. Ta bayramlarda o sevinç ve surur nimetlerini şükre çevirip o nimeti idame ve ziyadeleştirsin. Çünkü şükür cümleye bak. Görüyor musunuz? Çünkü şükür nimeti ziyadeleştirir, gafleti kaçırır. Yeni gelmiş bir arkadaşınız varsa aranızda ona demiştir şimdi ulan nereye geldik ya? Arabayla oynayan, tabanca atan, balıkçılarla sohbet eden. Meşru ne varsa bana helaldir. Hiç kimse bana haram yapamaz. Ben de yapmam. Kendime de haram kılmam. O hayatın içinde bir hareketlenmeyle beraber. Tabii ya. Tabii sevgili kardeşim. Ama bu arada Murat'ım, mesela diyelim ki bir salep o şey sütlü şey içiyoruz. Ama bu arada belki de bu derste alamadığı o benim dostum, misafirim gelmiş Alman şurada burada ve o sohbette alıyor. Mesela bir tanesini anlatayım böyle söyle. Şimdi burada, şimdi yok değil mi Almanya'dan şu anda gelen? Ha İsmail var. Bir kişi var gene eksik olmaz. Şimdi meğer rahatsızmış. Grup gelmişler. Zaten bize tam akıllı pek zor gelir. Sizlere hariç. Yağlayamak lazım ki gıcırdamasın kapı. Şimdi bak. O eğitimin içerisindeki eğitimin Allah'ın nimetini göresiniz. Basit. Ben de haberim yok. 3-4 kişiyiz. 2 araba gittik. İsmet'le beraberiz. Ondan sonra gittik saat 11'i çeyrek geçiyor. Gece dersten bu sizden sonra. Buradan çıktıktan sonra. Buradan. Salep içiyorduk o sütlü şey. Ondan sonra adam demesin mi ki o gelenlerden Nurcu değil. Ki abi hoca diyor. Ama seviyor duymuş. O gelenler Nur Talebeli. Hocam bir heyecan. Ne var? Ya dedi ben 11.30'da ilaç almam lazım. İlaç da falan yerde tamam buradan bir otele kış yapmışlar. Hemen gitmemiz lazım. Ne olacak dedim anlasan. Hocam bende titreme bayılma olur dedi ya. Hemen gitmemiz 15 dakika. Lan hatırla lan titremeni sinirsinler. Ne titremesi? Benim yanımda titreme olmaz. Hocam nasıl olur? Sakın ha karışma. Ne ilacı? Titreme falan olacakmış. Titreme niye etsinler sabah kahvaltısında? Hatır.
Hadi Salep'in iç, sohbete başladık. Onu dima nasıl yönetilir? Çaktırmadan oradan. Duygu nasıl yönetilir? Duyguyu bir başkası yönetirse o hava düşünceleri getiriyor. Ondan sonra beyin inandırılıyor. Beyinde titreme olur. Tamamen kodlamayla alakalıdır. Tamamen adım gibi biliyorum. Adamları iyi tanıyorum adamı. Orada oynayan adamları iyi tanıyorum. Duygularla oynuyor. Peki bu sohbet ediyoruz. Dima nasıl çalıştırır? Duygu kontrolü nasıl yapılır? Kendini nasıl tanımlarsın? Mertebeleri anlatıyorum şurada. Ama şey yapıyoruz. Aldık. Saat 10 çaktırmadan baktım. 11:40-11:45 civarı oldu. 15 dakika geçti. Dedim ki saate bak bakayım. Hocam 15 dakika geçti. Ne olmuş, hani nerede bayılma? Hey ya. Niye bayılma gelmedi diyor. Bayılmayı bekliyor şimdi. Bekleme lan kafana şöyle bir tane de vurdum. Neyi bekliyorsun? Şartlanmış ya. Bayılacağım. Tabii ki bayılacaksın. Şeytanın aradığı budur. Ustad bile halimi soranlara diyor 260 Kastamonu. Halimi soranlara diyor nazar ve ervah gayri taybe cihetiyle gelen musibet diyor. Ustama da geliyor. Ona da geliyor ziyareti. 18 bin alem değil misin? Kardeşim fırsat verme ya. Ne bayılması ya? Sen böyle inandığın için öyle muamele görüyorsun. Yok öyle bir şey. Hakikatte yok. Sen imal ediyorsun. Hani nerede dedim bayma? Hani neredesin? Hakikaten hocam. Sevince inkılap ettin lan. Niye böyle inanıyorsun sevgili kardeşim ya? Verdi alman sana bunu bastı kafasına salmak için. Hiç bunu şey. Sen de ısrar ettin o bayılıyor falan. O da madem bayılıyorsun mu hiç? Hiçbir alakası yok. Ne oldu hani? Hocam bir de sabası var dedi. Ben sizde yatayım dedi. Sabah doğru. Üç gün gitmediler. Hiç içmedi. Getirdi poşette bana ilacı. Ben attım buradaki çöpe. Ama dün Eyüp Aleyhisselam dersini yaptık. Diğer ayetlere de baktım. Bir yerde diyor ki Rabbenin mesele şeytanı bin üstün muazzam. Şeytanın bana sıkıntı, nisap, kismet ve azap doğuruyor diyor. Bunun üzerine Allah ayağını yere vuruyor. Hareket, depren. Spor yap. Rüştler çok kullanır. Çok güzel. Evet, yani hareket, vücut imal ediyor enerjiyi. Ya bunu ruh kullanacak ya şeytan kullanacak. Bu enerjiyi sporla, hareketle git, yüz, bir şey yap. At yani, kimsenin malzeme olmasın. Adamın eline direksiyon verme. Tamam. Peki, doğru düşünürseniz kendinizi iyi hissedersiniz. Doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. Düşünceler, hisleri, hisler duyguları, duygular sinirleri, sinirler kasları aktif eder. Erva habise hislerden girer. Düşünceye değil, müdahale edemez. Doğru düşününce hiç kimseye fırsat vermiyorsunuz. Tamam. Acayip bir şey ya. Yani düşün, o var olan enerji var ya, yedin işte, atmıyorsun, hareket yapmıyorsun sevgili kardeşim. Yedin muhlama, o enerji ne olacak? Muhlama yedin, baklava yedin. Nefsani şehveti en çok tahrik eden baklavadır. Ben onun kadar bir şey görmedim. Sonra pirinç pilavıdır. Bulgur ye yani vesaire. Pirinç pilavı için korkaklık yapıyormuş diyorlar. Evet, ondan korkak değil de. Osmanlı orduya pirinç yedirmezmiş. Bulgur yedirirdi. Evet. O yüzden mi çinsetti yapıldı? He? O yüzden mi çinsetti yapıldı? Vesaire. Şey yapar. Pirinç aynı zamanda korkaklık yaptı yazar. Evet. Tıpkı Nebevi'de yazıyor. Evet. Onu ben şey yapmamak için üstüne şey yapmadım. Dolayısıyla baklava şeylerden az. Efendim abi. 20. mektupta 9. meseleyi okuyacağım dediniz ya. Ben yukarıda okuyacağım yani. Siz okumayacaksınız. 20. mektubun 11. kelimesiydi. Evet, onu ben okuyacağım kendimle. Siz de evde okumasanız da olur. Okursanız tilyakilik olur deyip size. Ben sana bir telefon ettim. Sıkıntılı bir zamanda. Şunu söyledim bana. Kardeşim, kader ilahi hakimdir. Evet ya. Kader her şeye hakimdir. Yani telaş etmeye, tedirgin yapmaya gerek yoktur. Her şey kontrol altındadır. Çünkü işin başında kader mi var? Korkma. Çünkü kader şöyle diyor. Kader sevk etti diyor. Kader cezalandırdı diyor. Kader bize bunu ikram etti diyor. Tamam mı? Kaderi mahkumuyum diyor. Kader bir yazı değildir. İşin başında fail-i muhtardır. Tamam mı? Kader her şey kontrol altındadır.
telaş ve tedirginlik yapmaya gerek yoktur. Allah teslim ol. Baygınmış. Baygınmayacak. Abi olan olandadır demiştir. Şeyde. Hadis. Beni çok her şeyde rahatlatıyor. Allah Resulü şöyle diyor. Olanda hayır vardır. Oldu mu? Vurdum, kırıldım. Çaresi var mı bağırma çaresi? Yok. Olduysa var olmuş. Çaresi yoksa cezaya kalkma. Çaresi var. Böyle acizliğe de girme böyle. Oldu mu bir şey? Günah oldu. Psikolojini bozma. Tövbe et. Ama ben insanım. Düşebilirim. De gayret et. Sakın düştüğün yerden yatma. Kalk. Ben insanım de. Yani Allah Resulü şöyle diyor. Olanda hayır vardır. Vallahi bana öyle bir rehberdi ki sağ ol alim. Güzel bir şey yaptım. Murat Hoca da öyle. Güzel bir hatırlatma yaptı. Her şeyi kontrol altındadır. Telaş ve tedirginlik yapmaya gerek yoktur. Her şeyi ama. Her şey kontrol altındadır. En yaşa Allah. Her şey öyledir. Allah'ın dediğinde başka hiçbir şey olmaz. Allah hakimdir. Tamam. Siz zaten ölmüşsünüz. Ölümde ne korkacaksınız? Nefis cihetiyle öldünüz. Korkan, kim korkar? Ölmeyenler korksun. Biz zaten yaşarken öldük. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. Uzattığım için özür dilerim. El-Fatiha tümâs salavat.